Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Galatasaray var. Artık saatleri, dakikaları saymaya başladık. Manchester United karşısında Şampiyonlar Ligi ikinci maçında Galatasaray ne yapacak? Herkes merak ediyor. Şöyle söyleyebiliriz, Galatasaray'ın kazanması için ne yapması lazım? Onunla ilgili de biraz sizlerle bilgi paylaşımını yapacağız. Genel bir bilgi aktarımı yapacağız. Beklediğimiz muhtemel kadrolar, olması gerekenler gibi bazı sorulara da yanıt vermeye çalışacağız. Gerçekten çünkü önemli bir karşılaşma. Kopenhag maçını kazansaydık eğer başka şeyler konuşacaktık. Ama şimdi en kötü ihtimalle puan çıkarmamız gereken bir noktaya geldik. Ve sözü fazla uzatmayalım. Hemen söyleyelim. Hemen neler söyleyeceğimizi vurgulayalım. Okan Buruk'un basın toplantısında da izlediniz. Okan Buruk Başakşehir'de 17, Galatasaray'da 7, toplam 24 Avrupa Kupası maçına çıktı. 11 galibiyeti, 10 mağlubiyeti, 3 beraberliği var. Başakşehir'le Manchester United'a karşı oynamıştı. Orada 4-1 kaybetmiş, sonra İstanbul'da 2-1 kazanmıştı. Şöyle söyleyelim, Manchester United 7 haftada 3 galibiyet, 4 mağlubiyetle 9 puanla liginde 10. sırada iyi bir noktada değil. 7 gol attı, 11 gol yedi. Yani kaleci Onana'nın formsuzluğunu da gösteren bir nokta bu. 6 kez karşılaştı, bu 7. karşılaşma olacak. 1 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik var. Old Trafford'da henüz kazanamamıştı. Evet, şimdi nasıl kazanır ona bakacağız. Tabii ki önemli kozları var Galatasaray'ın, söyleyeceğiz. Bir de rakibin kadrolarına da bakacağız. Öncelikle şuradan başlayalım. Rakipten başlayalım. Şunu söylememiz lazım. Jadon Sancho, Lisandro Martinez, Luke Shaw, Tyrell Malacia, Bissaka, Reguilon, yani Reguilon'un oynama ihtimali var. Antony henüz yeni katıldı takıma, yani antrenmanlara. Dolayısıyla eksik bir Manchester United var ama Manchester United için de bir çıkış maçı bu. Neden söyleyelim? İngiliz basınını bugün biraz taradık. İngiliz basını diyor ki Erik ten Hag için iki tane kritik maçtan biri bu diyor. Galatasaray ve Brentford ve bu maçlardan kazanarak ayrılması gerekiyor diyor. Biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi'ne de 4-3'lük Bayern yenilgisiyle başlamıştı. Kruzliak yönetecek karşılaşmayı. Onu da bir kenara yazalım ve şöyle devam edelim. Çünkü eksikleri var ama eksiklerine rağmen bu takımın önemli bir takım olduğunu söylememiz gerekiyor. Erik ten Hag diyor ki Icardi, Zaha, yani korktuğumuz oyuncular bunlar diyor. Ama şunu da vurguladı, Tete, Angelinho gibi oyuncular ya da işte Torreira, onların da İngiltere deneyimleri çok net bir şekilde var dedi. Yani Galatasaray'ın da önemli bir rakip olduğunu vurguladı, onu söyleyelim. Altay Bayındır konusu da hani ben kaleye geçeceğini düşünmüyorum. Biraz sonra kadrolar ve oyun anlayışı üzerinden konuşacağız. Tabii Galatasaray'ın en büyük kozu Wilfried Zaha olacak. Çünkü eski takımı Manchester United'a karşı her ne kadar 10 yıl önce de oynamış olsa sonuçta eski takımı. Ama Galatasaray'da Angelinho, Tete, Davinson Sanchez, Ndombele ve Torreira gibi İngiltere Ligi'nde, Premier Lig'de oynamış oyuncular olduğunu vurgulamamız gerekiyor. Şimdi kadrolara bakalım ve oyun anlayışı olarak ne olması gerekli ona bakalım. Yani bizim beklediğimiz Manchester United kadrosu Onana, Dalo sol sağ bekte, Lindelof, Varane ikilisi stoperde, işte sağlıklı olursa, dönerse Reguilon, olmazsa Sofyan Amrabat, son maçlarda o oynuyor. Bu bizim için en büyük avantaj, onu söyleyebiliriz. En önemli dezavantaj da Casemiro, Mason Mount ve Bruno Fernandes üçlüsünün iyi bir orta alan kurgusu oluşturduğu. Kim oynar? Pelistri oynar. Belki Antony hazırsa Antony oynayabilir kanatta ama bir kanat var ki Rashford, o kanat çok tehlikeli ve Haaland da santrofor bölgesinde oynayacak. Bizim kadromuzda biraz belirsizlik varmış gibi geliyor bana. Tabii orada da değişiklikler olabilir ama kalede Muslera oynayacak. Sasha Boy, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, Angelinho. Muhtemel kadro söylüyorum. Önde Torreira, yanında Kerem,
Demirbay mı? Bence Kerem Demirbay biraz lüks olur orada. Oliveira mı? Hatta belki Kaan mı? İşte o tartışma konusu. Sağda Tete, solda Wilfried Zaha. Geçen Ankara Gücü maçında olduğu gibi önde Icardi, arkasında Kerem mi diye söylüyorum. Acaba burada bir değişiklik yapar mı diye de o soru işaretlerini gündeme getirmem gerekiyor. Yani hocanın orta alandaki o yapıya nasıl karşılık vereceği çok önemli. Yani Mason Mount, Bruno Fernandes, Casemiro üçlüsüne. Eğer burayı yumuşak tutarsa, işte mesela Kerem Demirbay, Torreira, Kerem Aktürkoğlu gibi tutarsa işimizin zorlaşacağını söyleyebilirim. Bu zor bir yapı olur. Bence oraya daha dinamik orta sahada enerji koyacak oyuncuya ihtiyaç var. Acaba diyorum onun için bir Kaan düşüncesi olur mu, ya da Sergio Oliveira olabilir mi diye düşünmeden edemiyorum. Şimdi onların en büyük handikapı sol kenar demiştik. Güçlü tarafları orta saha. Kaleci Onana formda değil. Onu özellikle söyleyelim. En önemli akın tarafları da Rashford'un tarafı, yani sol taraf. Dolayısıyla Sacha Boey ile Rashford arasında ciddi bir mücadele izleyeceğiz. Umalım ve dileyelim ki Sacha Boey bu mücadeleden hep galip çıkan taraf olsun. Çünkü ön taraftan da Tete oynarsa Tete'den destek alması gerekiyor. Aslında Tete'nin oyun felsefesinde savunmaya yardım da var, muhtemelen yapacaktır. Ama çok fazla gömülürsek bu kez de, yani çok derinde beklersek bu kez de çok fazla akın sürekliliği vermiş oluruz. Onun için de orta alanın burada da çok anahtar rol oynayacağını vurgulamam gerekiyor. Onların sol tarafı, yani bizim sağ tarafımızda Sacha Boey'in performansı önemli. Ve bir önemli noktada tabii kimin oynadığını bilmiyoruz ama Galatasaray'ın sol tarafında Angelinho oynarsa gittiğinde dönüşleri yavaş olan bir oyuncu. Dolayısıyla orada sıkıntı olabilir. Bu manada Torreira'nın ona yardım etmesi gerekiyor. İşte yardıma gittiğinde de orta alan boşluğu ciddi sıkıntı oluşturacaktır diye düşünüyorum. Şimdi tabii ki bizim de çok önemli avantajlarımız var. Onu da söyleyelim. Tete ile Wilfried Zaha son maçta gösterdiği performansla büyük beğeni topladı. Ama unutmayalım, arkaya gelmeyecektir. Çok fazla arkaya gelmeyecek. Zaten o düzey bir enerjisi de yok. Onun için de Angelinho'nun son derece dikkatli olması gerekiyor ve savunmadan oraya, o bölgeye Abdülkerim yardımına ihtiyaç var. Şunu da düşünebiliriz. Hoca acaba şöyle bir şey düşünür mü? Ben düşüneceğine ihtimal vermiyorum. Yani sola Abdülkerim Bardakçı'yı koyalım. İşte iki tane stoper artı bir de Sacha Boey'i koyalım. Angelinho'yu koymayalım diye düşünür mü? Ben buna çok ihtimal vermiyorum. Oyunun ilerleyen bölümünde böyle bir durum söz konusu olabilir ama oyunun başında böyle başlamak, bence ideal bir sol bekiniz varken stoperden sol bek üretmek bence çok da gerçekçi bir yaklaşım olmaz. Hiç kuşku yok ki Muslera'ya çok iş düşecek. Ancak şunu da hemen söylememde yarar var. Ceza sahası civarında fazla faul de yapmamamız gerekiyor. Onu da özellikle söyleyelim. Çünkü Bruno Fernandes serbest vuruşları çok etkili kullanan bir oyuncu. Ve şunu da söyleyelim, Galatasaray'ın dikkatli olması gerekiyor. Oyunun sonuna kadar oyunu bırakmayan bir takım hüviyeti var. Onu da söylemem gerekiyor. Son olarak da şununla belki bağlamakta yarar var. Evet, formu düzeyi olarak bize yakın değiller. Yani Galatasaray'ın son Ankara Gücü maçı iyi performans gösterdiği bir karşılaşmaydı. Ama unutmamak lazım ki bu maçı da bir kurtuluş maçı olarak görebilirler. Ayrıca Şampiyonlar Ligi her zaman oyuncular için de bir vitrin maçı. Tek bir sorun var. Eğer Erik Ten Hag'la ilişkilerinde sıkıntılar varsa oyuncuların, ki bazı oyuncularla biliyorsunuz affetmiyor, işte oyuncu af dilemiyor, Jadon Sancho gibi. Eğer öyle bir durum söz konusuysa belki de o performansla, ya da daha doğrusu o istekle oynamayabilirler. Ama bu tabii çok uzak bir ihtimal. Biz gerçekçi ihtimale bakalım. Her oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde
oynayıp kendisini vitrine çıkarmak isteyecektir. Onun için böyle söyleyebiliriz. Ben skor olarak hani 1-1 biter mi diye düşünüyorum. Yani 1-1 biterse de ben razıyım. Hani bilmiyorum ama tabii sizler razı olur musunuz? O konuda bir fikrim yok. Evet, genelde nasıl kazanırızı sizde anlatmaya çalıştım. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.